çol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Efendim, her programımıza bu şekilde vira bismillah diyoruz. Artık bir manada bizim programımızın bir güzgahı gibi bir şey oldu bu. Meşhur Elazığlı büyük şair, Allah rahmet eylesin, Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu'nun muhteşem şiirinin ilk dörtlüğüydü bu. Biz de o şekilde giriyoruz programımıza ve diyoruz ki Rabbim her işimizi asan eylesin inşallah. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Efendim, Türk Haber televizyonlarındasınız ve Gönül Dilinden Sazın Telinden programında İsa Kahraman sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İsa Kahraman'ın Gönül Dilinden bugünkü misafiri, o da biraz sonra sizleri selamlayacak. Efendim, belki size de aksediyordur. Olağanüstü bir moralim var. Niye? Aşağı yukarı 20 yıla yakın zamandır tanışmakla gurur duyduğum, sevdiğim, saydığım çok muhterem bir misafirim huzurunuzda biraz sonra sizinle tanışacak. Daha doğrusu daha öncesinden de göze aşinalığınız var mutlaka. Efendim, ilk tanıştığımızda doktordu. Sonra profesör oldu. Tabii o ne evrelerden geçti ve Allah bahtını, zihnini ve yolunu açık etsin sevgili hocamın. Dumlupınar Üniversitesi'nde aşağı yukarı en kıdemli müderrislerinden, akademisyen pek aklıma gelmiyor da sevgili hocam. Valla hoşuma gidiyor müderris. İşte onlardan biri. Sevgili hocam, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Güzel ifadelerinizden dolayı hürmetlerimi sunuyorum. Sevgili seyircilerimize de merhabalar diliyorum. Ben öncelikle Türk Haber'in Kütahya'mıza, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Çok genç bir kanalımız. Fakat ne kadar gençse o kadar da tecrübeli bir kanalımız. İsa abi, sizlere de hayırlar getirmesini diliyorum. Allah razı olsun. Tanıştığımız günden beri az evvel buyurduğunuz şekilde yaklaşık olarak 20 yıldır, ben 26 yıl oldu Kütahya'ya geleli, ama 20 yıldır zat-ı hallerinizle tanışıyoruz. Bu 20 yılın, öyle tahmin ediyorum, hemen hemen hiçbir yılında Kütahya'ya vermiş olduğunuz hizmetler açısından bir inkıta olmadı, bir kesinti olmadı. 20 yıldır bu şehre hizmet ediyorsunuz, bu millete hizmet ediyorsunuz. Rabbim hizmetlerinizi daim etsin, programlarınızın Amin. Arkasını yüreylesin. Amin. Bu vesileyle hem yeni kanalımıza hem sizlere teşekkür ediyorum. Beni burada konuk ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için bütün milletimize de halkımıza da saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Efendim, sevgili tamaşacılar diyor Azeri sunucu. Siz de inşallah hani temaşa, hoş bakmak, haz alarak bakmak. Efendim, hem haz alarak bakınız hem de lütfen sevgili hocamın bilhassa anlatacaklarını canı gönülden dinleyeceğinizden zaten eminim. Ama şimdi sevgili hocama önce bir kere hani özgeçmiş mi diyorlar? Evet. Ha, şöyle tam olarak Atilla Batur hocam kim? Kendi ağzından lütfeder misiniz? Ben çok uzun anlat, çok kısa olarak ifade etmiş olayım. 1972 Siirt doğumluyum. İlk orta ve lise tahsilimi aynı şehirde yaptım. 90 yılında Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünü kazandım. 94 yılında oradan mezun oldum. 96 yılında yine Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Yazıcı Salih ve Şemsiyesi adlı kitapla, şurada bulunuyor, yayınlandı kitabımız. Hocam,
Şöyle onu gösterebilirim. Ha, bir zahmet. Şu sevgili yönetmenim yakın. Şöyle bu yüksek lisans yüksek lisansım Yazıcı Salih ve Şemsiyesi. Bunda da çok enteresan bilgiler var İsa abi. İstiyorsanız bir ara bunların içerisinde bazı anekdotları anlatmak isterim. Çok İnşallah. Enteresan bir eserdir bu. İnşallah. Yazıcı Salih ve Şemsiyesi. Bu kitap Vahit Paşa Kütüphanemizde yazma eserlerinin içerisinde bulunuyor. Yazma eserleri içerisinde olduğundan efendim aynı zamanda Kütahya'ya da bir katkıdır. Vahit Paşa'nın buraya kazandırmış olduğu yazma eserlerden bir tanesidir. Eyvallah. Yazıcı Salih ve Şemsiyesi. Bu benim yüksek lisans tezim. Doktora tezimde Sürri Divanı, Adanalı Sürri Divanı. Bu da divan. Şöyle bunu da göstereyim. Bunu da yayınlamak nasip oldu. 96-2002 yılları arasında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktoramı tamamladım. 94 yılında Kütahya'ya geldik. Akademiye başladık, akademisyenliğe başladık. İlk olarak araştırma görevlisi olarak bugünkü Germiyan kampüsün içerisinde göreve başladık. Daha sonra da yeni yer kampüs binası efendim oralar İsa abi bizden çok daha iyi biliyor. merkez kampüsümüz o zamanlar herhalde Otlak'tı değil mi? Meray'dı. Evet sevgili seyirciler, sevgili hocamın da yani balla kestim sözünü. Efendim şu andaki Dumlupınar Üniversitesi'nin o muhteşem binalarının olduğu cennet gibi yer. Bendeniz Orman Teşkilatı mensubuyum. Daha önce defalarca söylemiştim efendim. Oralarda güzel meşelikler falan vardı. Efendim oduna ihtiyacı olan bazı çevre köylerden insanlar oralardan odun kesmeye geliyorlardı. Ben de onlara mani olmaya çalışıyordum. Yani sevgili hocam özellikle bu büyük Tavşanlı yolu üzerindeki yerleşke, evet. Efendim ilk oraya gidenlerden, yani onun bir manada zahmetini de çekenlerden. Tozunu çok yuttuk, çamurunda çok yürüdük. Dolayısıyla i̇şte onu söylemeyeceğim. Dolayısıyla efendim buyurun lütfen. Estağfurullah. Şu anda sevgili seyircilerimizin muhteşem olarak görmüş oldukları kampüs binamız. Merkez kampüsümüzün ilk kurulduğu yani ilk kazmanın vurulduğu dönemlerden itibaren oradayız. Eyvallah. Dediğim gibi oranın çok tozunu da yuttuk, çamurunda da çok yürüdük. Geliş gidiş o zaman bizim için çok hakikaten de meşakkatliydi. Tabii. Minibüslerle, köy minibüsüyle gidip geliyorduk. Şükürler olsun o günden bugüne geldik. Muazzam bir kampüsümüz var. Türkiye'de sıralamalar içerisinde ilk 5'in içerisine giren bir kampüs. Orada araştırma görevlisi olarak dediğim gibi 94 yılında Dumlupınar Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladım. Daha sonra yardımcı doçent, doçent ve profesörlük ünvanlarımı da yine Dumlupınar Üniversitesi'nde aldım. Benim Kütahya yaşadığım ve hayatımın çok önemli bir kısmını geçirdiğim yerdir. Doğduğum yer evet Siirt, ancak doyduğumuz ve yaşadığımız yerde Kütahya 26 yıldır Kütahya'ya evet. Hizmet etmekten, Kütahya ile ilgili eserler yazmaktan, Kütahya vakıflarını çalışmaktan büyük onur duydum, büyük gurur duydum. Her okuduğum eser, her yapmış olduğum çalışma Kütahya'nın benim alemimde kıymetini, değerini bir kat daha artırdı. Kütahya'nın değerini okumuş olduğum eserlerden biraz daha anlamış oldum. Gerek o zamanlardaki ismiyle Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, gerekse şu anda Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri olarak değişti. Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde yapmış olduğumuz çalışmalar, Osmanlı Arşivleri'nde yapmış olduğumuz çalışmalar, kütüphanelerde yapmış olduğumuz çalışmalar, Kütahya'nın tarihinin, Kütahya'nın derinliğinin, Kütahya'nın ehemmiyetinin bir kez daha ortaya çıkmasına vesile olmuş oldu. Şimdi sevgili hocam yine
Bağışlayın. Sevgili seyirciler, konuşmacının niye konuşmasını kesiyorsunuz demeyin lütfen. Şimdi sevgili hocamla çok samimi bir dostluğumuz var. Biraz ona, biraz da efendim hani ilk araştırma görevlisi olarak diye başlamıştı ya sevgili hocam. Şu anda benim elimde gene küçük kapasiteli, vüsatlı bir araştırması var. Kütahya Vakıfları, üzerindeki imza Atilla Vatur, eyvallah, ve araştırma görevlisi. Evet. Evet. Da oradan başlıyor. Ondan sonraki hemen onun akabinde Karagöz Ahmet Paşa vakfiyesiyle ilgili, orada artık doktor ünvanlı ve ondan sonra yardımcı doçent, ve bugüne kadar geliyor. Hocam bağışlayın. Estağfurullah, memnuniyetle. Hemen masanın üzerinde Kütahya Vakıfları ile ilgili 3 ciltlik bir eserimiz var. Masanın üzerinde duruyor onlar da. Bu da Kütahya'nın Osmanlı'dan başlayan ve günümüze kadar gelen bütün hem Osmanlı arşivlerindeki çalışmalar, bunların neticesi olarak 3 cilt olarak hayat buldu. Hem Osmanlı arşivlerindeki çalışmalarımız, hem Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde yapmış olduğumuz çalışmalar, hem Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün arşivlerinde yapmış olduğumuz çalışmaları bir araya getirerek, bunları yorumlayarak yayınlamış olduğumuz eser. Bu vesileyle, yani bu kitapları ifade ederken rahmetle, minnetle andığım yardımcı doçent doktor Cevdet Dadaş hocamızı da birlikte çalışmıştık. Onu da elin bir trafik kazasında vefat etti. Ona da rahmetle, minnetle, şükranla yad etmek istiyorum bu kitaplar vesilesiyle. Osmanlı arşivlerinde Sosyal Hayat adlı kitaplarımız var. Orada Kütahya'nın Osmanlı dönemindeki tarihi misyonunu ortaya koyan çok önemli bir belge niteliğindedir. Hocam, o kitapları okuyan bir kişi sıfatıyla söylüyorum. Kütahya'nın Osmanlı döneminde ahvali tam olarak, hatta köy köy, özellikle olayların üzerine de son derece sarahatle gidiliyor ya. Evet. Orada o kadar güzel, nefis bilgiler var ki. Evet. Hani bugün arada bir işte Kütahya'yı çok iyi bilen bir arkadaş diye beni takdim ediyorlar kimi zaman. İşte onları ben buralardan öğreniyorum. Eyvallah. Yoksa nereden bileyim hocam. Evet. Kütahya, Allah razı olsun sizden. Efendim, buyurun. Eyvallah. Sosyal Hayat gerçekten de çok önemli bir eser. Yani Kütahya'da Sosyal Hayat. Tamamı birinci elden kaynaklar. Arşiv belgeleri. Bu arşiv belgelerinin değerlendirilmesiyle vücuda gelmiş bir eserdir. İki ciltlik, ansiklopedik boyda bir eser. O da dediğimiz gibi Kütahya'nın eğitimden tutun da siyasetine, demografik yapısından, nüfus hareketleri, ticari hayatından, efendim dini hayatına kadar hemen hemen birçok konuyu, hiçbir konuyu dışarı bırakmadan, evet, hepsiyle ilgili belgeleri yine Osmanlı arşivlerine dayanarak inceledik. Bunların hepsini bir araya getirme fırsatı oldu. Bunların hepsinin yayınlanmasında Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ediyorum. Böyle bir fırsat verdiği ve bu bilgileri bir araya getirip Kütahya'mıza hizmet etme fırsatı verdiği için sonsuz hamd ediyorum. Naçizane kaleme almaya çalıştığımız 17 tane kitabımız var. Uluslararası alabilir miyim hocam? 17 kitap, 18'i yolda inşallah. İnşallah. 18. kitabımız da geliyor. İnşallah. Burada bir kısmı var. 3, 6, 9, 10, 13, 16, evet. 16'sı buradaymış. 17, 18'incisi de yolda. İnşallah dediğimiz gibi o da çıkarsa onu da. Hocam, adını da merak ettim işin doğrusu. 18. O alanla ilgili eski Türk edebiyatı, evet, dönemleriyle ilgili. Çok güzel. İlk ikisi masanın üzerinde eski, evet, Türk edebiyatı. 12, ve eski 15. yüzyıl. Evet. Evet. 17. yüzyıl. O da 18'de yukarısı. Aynen öyle. Evet. İnşallah. 16. yüzyılda bu serinin içerisinde geliyor. O da bir seri halde. İnşallah öğrencilerimize
öğrencilerimizin istifadesine sunmuş olduğumuz bir eser. Ekip olarak hazırlamış olduğumuz eserler. Diğer eserler Ahlaki Mesnevilerde İdeal İnsan Tipi gibi, efendim Sürur'ün Tarihleri gibi. O da çok enteresan bir eserdi. Ben bu çalışmaya başladığım zaman, yani doktoraya çalışmaya başladığım zaman çok değerli hocam Hasan Kavruk danışmanım dedi ki Atilla bu çok önemli bir eser ancak çoğu kimse buna cesaret edip başlayamadı. Biz de cahil cesareti diyelim İsa abim. Dedim ki hocam biz zora talibiz, zora talip olalım. Takıldığımız noktalarda sizlere danışırız, hocalarımızın elinden tutarız, eteğinden tutarız. Cenab-ı Hak nasip etti külliyatın tamamını, çok önemli bir külliyat. Şurada görülen 3 tane kitaptır. Bu 3 kitabı da yayınlama imkanımız oldu. Bunun için de ne kadar hamd etsem, şükretsem azdır. Çok evet. Kısaca hayat hikayemizi bu tarzda şey yapmış olalım. Birçok uluslararası, ulusal ve uluslararası makalelerimiz ve bildirilerimiz var. Şükürler olsun ki birçok sizlerle birlikte, çoğu sizlerle birlikte olmak üzere televizyon programlarımız oldu. Dilimizin döndüğünce Kütahya'mızı, dilimizin döndüğünce üniversitemizi anlatmaya çalıştık. Bütün bunların içerisinde mutlaka sürçülisan da etmişizdir. Şimdiden de hem geçmiş dönemde eğer sürçülisan etmişsek ve bundan sonra da programımız içerisinde de sürçülisan edersek affola diyelim. Bununla tamamlamış olalım. Okey insanız efendim. Tabii hani hafızayı beşer nisyanla mağlubdur derler. Okey insanız. Mutlaka beşeriz. Bazen de şaşar insan. Yani sürçülisan bendenizde peşinen o manada özür dileyim. Efendim sevgili hocamla ta 2005-2006'lardan biz bu manada programlar yaptık sevgili hocamla. Hatta ta o günlerde tabii şimdiki gibi böyle bizi şu anda Türkiye'deki 81 il artı Avrupa'sı, Amerika'sı belki birçok yabancı ülkelerden de seyrediliyoruz. O zaman tabii böyle bir şey yok. Sevgili hocamın az önce üniversiteyi tarif ederken o yerleşke diyoruz. Orayı tarif ediyoruz. Çok çamurunu, tozunu, nelerle mücadele ettik diyoruz ya. İşte biz de bir zamanlar oralardan buralara geldik. Çok şükür Allah'a. Efendim, şimdi sevgili hocam, şu anda başka bir profesör, doktor, tamam. Başka bir idari görevi daha var. Sevgili hocam aynı zamanda Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreterliği gibi değil mi sevgili evet. hocam? Bir görev var. Niye? Oraya doğru geliyorum. Şimdi sevgili hocam genel sekreter oldu. Tamam. Allah bahtını açık etsin. Ve çok değil hemen birkaç ay sonra efendim bir olayla karşı karşıya geldi. Bütün dünya, bütün Türkiye gibi. O ne? Çok faal bir üniversite. Biraz sonra üniversite hakkında da bilgi rica edeceğiz kendisinden. Efendim 50 küsür bin öğrencinin olduğu bir üniversitede genel sekreter ve korona gibi de bir baş belasıyla karşı karşıya kaldınız hocam. Evet. Gerçekten de göreve hemen başladıktan sonra rektör hocam 27 Temmuz'da 2019 yılında atandı. Ondan hemen sonra da lütuf buyurdular. Beni genel sekreterliğe getirdiler. Oradan da efendim okullar açıldı, başladık, güz dönemini bitirdik. Bahar yarı yılında da hemen dönem ortasında koronayla karşı karşıya kaldık. Tabii şuna inanıyoruz biz, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın çok güzel dörtlükleri var. Onu müsaadenizle ifade edeyim. Estağfurullah hocam lütfen. Siz de bir yerdesiniz hocam. Hani diyorlar ya, hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayrı eyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, teslim ol ve rahat bul. Her işine razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi çok son şeyde bu tarza,
deme şu niçin şöyle, yerindedir ol öyle, bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neylerse güzel eyler. Şimdi İbrahim Hakkı'nın baktığı gibi bakmamız lazım. Onun gibi bakıyoruz. Cenab-ı Hak hepimize böyle bir bakış açısı versin. Amin. Biz hayırla bakalım, inşallah sonu da hayırla tamamlanmış olur. Covid-19 sadece üniversitemizi, şehrimizi bu tarzda sarsmadı. Aynı zamanda bütün dünyayı, ülkemizi, bütün dünyayı bu şekilde bir şeyin içerisine aldı. İşin iki boyutu var. Bir, dünya boyutuna baktığımız zaman bütün ülkeler bu tarzda buna çareler aramaya çalışıyorlar. Ülkemizde de yine aynı tarzda. Şunu ifade edelim, hani hak şerleri hayır ediyor ya, ülkemiz bu anlamda yine Ali Cenaplığını gösterdi. İlk günlerden itibaren bana mısın demeyen büyük ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülkeye yardımda bulundu. Ülkemiz olarak da, ülke olarak da şükürler olsun ki bu konuda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız da bütün kurumlarıyla birlikte, bütün paydaşlarıyla birlikte bu salgına karşı çareler üretmeye, tedbirler almaya çalışıyorlar, devam ediyorlar. Bizim de ülke olarak, millet olarak, halk olarak yapmamız gereken alınan bu tedbirlere mümkün olduğu kadar riayet ederek inşallah bu musibeti, öyle söyleyelim, bir an önce üzerimizden kaldırır. Millet olarak, ülke olarak, devlet olarak, dünya olarak hepimiz inşallah belirli noktalarda herhalde hatalar yapıyoruz, yanlışlar yapıyoruz. İnşallah aklımızı başımıza getirir. Bunlardan da gerekli derslerimizi alırız. Bununla tamamlarız. Üniversite olarak sorumuza gelmiş olayım bu girizgahtan tabii, sonra. Tabii efendim, buyurun. Üniversite olarak tabii biz bütün bunların hepsinin hayırla neticelenmesi için ya elimizden gelen her şey, yani bir şey başımıza geldi, biz efendim yelkenleri suya indirelim, herhangi bir şey yapmayalım demiyoruz. Üniversite olarak hemen eğitim öğretimle birlikte uzaktan eğitime başladık. Yani öğrencilerimiz evlerine gittikten sonra biz kesinlikle, o zaman da söylüyorduk, şimdi aynısını söylüyoruz, kesinlikle bir tatil modun içerisine girmedik. Girmememiz de gerekiyor. Öğrencilerimizin de bunu bu şekilde bilmesi gerekiyor. Biz tatilde değiliz. Daha fazla çalışma moduna girmemiz gerekiyor ve biz üniversite olarak hemen uzaktan eğitimle birlikte derslerimize kaldığımız yerden devam ettik. Şükürler olsun ki Türkiye'deki sayılı üniversiteler içerisindeyiz uzaktan eğitimde. Bu dönemde gerekli bütün tedbirlerimizi aldık. Öğrencilerimiz şu anda derslerini yapıyorlar. İkinci haftamızın içerisindeyiz. Öğrencilerimiz derslerini uzaktan eğitim yoluyla yapıyorlar. Umuyoruz ki en kısa zamanda inşallah yüz yüze eğitime başlarız. İsa abi şunu söyleyeyim. Hani tabii, sizin için sazdan ayrılmak ne? Böyle bir soruyu Allah ayırmasın. Yani bu böyle bir soru şey yapılmaz. Bizim için öğrenciden ayrılmak efendim çok daha belki hani akrabasından, anasından, babasından ayrılmak gibi. Çok öğrencilerimizi güzel, çok özledik. İnşallah en kısa zamanda Rabbim nasip eder. Yüz yüze, diz dize efendim derslerimize başlarız. Okulumuz şenlenir. Üniversitemiz şenlenir, fakültelerimiz şenlenir, şehrimiz şenlenir. İnşallah eskisinden çok daha iyi bir şeyle devam ederiz. Rücu sanatı var İsa abi, bilirsiniz siz. Bazen ileriye atılmak için geri çekilmek gerekiyor. Eyvallah, tabii. Bu koronayı biz bu anlamda daha ileriye atılabilmek için geriye çekilme olarak aldık. Bir iki adım geri çekiliyoruz. Belki üç adım, dört adım olabilir. Fakat inşallah çok önemli bir atılımla öğrencilerimize karşı karşıya gelerek, yüz yüze gelerek inşallah bir oluruz diye düşünüyoruz. İnşallah. Allah razı olsun efendim. Tamam. Sevgili hocam ne diyor? İnşallah o günler gelir, şehrimiz şenlenir. İnşallah. Üniversitemiz şenlenir.
bizim de gönlümüz de şenlenir. Çünkü hakikaten her şey insanla. Efendim, daha soracağımız ve anlatacağımız çok şeyler var ama sevgili yönetmenim diyor ki, hocam bir reklam arası verelim. Ondan sonra tekrar bira bismillah diyelim diyor. Biz de buradayız efendim. Bizden ayrılmayın lütfen. Sevgili seyirciler, televizyonlarını yeni açan sevgili seyircilerimizin küçük bir hatırlatma. Efendim, Türk Haber stüdyolarındasınız. Gönül Dilinden, Sazın Telinden programında bu akşamki misafirim Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor sevgili Atilla Batur hocamızla beraberiz efendim. Ve eserlerinden bahsettik, Kütahya intikalinden bahsettik, şu andaki o merkezi yerleşkeden ne halde ne hale geldiğinden filan bahsettik. Hatta hemen genel sekreterliğin akabinde korona gibi bir belayla karşı karşıya geldiklerinden bahsetti. Nasıl öğrencilerle dersleri ne halde tedrisatı devam ettirdiğine bahsetti de şimdi sevgili hocama ben dönüyorum ve diyorum ki aynı zamanda da idarecisi olduğunuz üniversitenin gene hafif bir başlangıçla yani 1992 diyeceksiniz galiba. Evet, aynen öyle. Ondan sonra bu şu andaki durum ne ahvalde sevgili hocam? Abi teşekkür ediyorum tekrar. Sizinle her sohbet ettiğimizde bir 5 dakika, 10 dakika diyoruz ama sohbetinizin tatlılığından zaman nasıl geçtiğini bilemiyorum ben de. Allah Allah. Onun için sevgili seyircilerimizden özür diliyoruz. Belki ben de biraz uzatıyorum ama hakikaten de inşallah seyircilerimize de bu geçiyordur bu sıcaklık. Allah Allah. Burada kendi evimizi gibi hissediyoruz. Sizinle de sohbet ederken bir anda televizyon karşısında olduğumuzu, kameraların karşısında olduğumuzu unutuyoruz. Laflarımızda ben de öleceğim. Yönetmenim oraya işaret etmese reklama bile girmeyiz. Eyvallah, buyurun teşekkür efendim. Ediyoruz. Şimdi İç Ege'mizin incisi olarak tarif ediliyor Kütahya'mız. Bu tabiri de hakkıyla üzerinde bulunduruyor. Kütahya'nın Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya'mızın medarı iftiharı. 11 tane fakültemiz var, 2 yüksek okulumuz var, 14 tane meslek yüksek okulumuz var. Hemen hemen bütün ilçelerimizde bir meslek yüksek okulumuz var. Aynı zamanda müdürü olduğum Dumlupınar ilçemizde de bu sene ilk defa öğrenci aldık. 40 öğrenci kontenjanı verdi YÖK. Şükürler olsun 40'ta 40 yaptık İsa abi. 40 tane öğrencimiz inşallah Dumlupınar Meslek Yüksek Okulu'nda başladılar. Kayıtlarını yaptılar. Dolayısıyla öğrencilerimiz oldular. Bunlarla da bir şu anda şirket ismini vermeyen bir şirketimiz 5 kişiye ilk 5 kişiye burs imkanı sağladı. Aylık 300 lira burs veriyor. Barınma imkanlarıyla her şeyiyle çok mükemmel bir yer yaptık.
hemen tırnak içerisinde Dumlupınar'ı sıkıştırmış olayım ben. Meslek Yüksek Okulu'na. Tabii efendim, Allah razı olsun. Efendim 14 tane Meslek Yüksek Okulumuz var dedik. Bir tane lisansüstü eğitim enstitümüz var. İsa abi malumunuzdur sizin de Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 3 tane enstitümüz vardı. Bu 3 enstitüyü birleştirerek lisansüstü eğitim enstitüsü adı altında tek bir enstitü haline getirdik. Çok da başarılı bir müdürümüz var. Profesör Doktor Şah Murat Arık, inşallah o da burada konuk olur. İnşallah. Sizin misafiriniz olur. Niyetimiz var. Çok hızlı bir şekilde göreve başladı ve geldiği günden bu yana müteaddit sempozyumlar, paneller yaptı. Tabii bu pandemi süreci de etkilemesine rağmen şükürler olsun ki hiç hızımızı kesmedi. Hatta daha büyük bir hızla devam ettik. Sevgili seyircilerimize şunu paylaşayım müsaadenizle. Hay hay. Üniversitemizde 14 bine yakın ön lisans talebemiz var. Yani meslek yüksek okullarında 2 yıllık okuyan. 27 binin üzerinde lisans öğrencimiz var. 8 bine şu anda yaklaşmış oldu. Yüksek lisans ve doktora öğrencimiz var. Oh, toplamda 47 binin üzerinde bir öğrenci potansiyelimiz var. Hocam hemen unutmadan biraz sonra unutabilirim. Şimdi yabancı ülkeler, yani Türkiye devletleri de dahil tabii. Yabancı ülkelerden de öğrencimiz olduğunu biliyorum da kaç ülkeden kaç öğrencimiz var? Onu belki biraz sonra geleceksiniz ama. Abi çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Muhtelif ülkelerden, şunu da ifade edelim. Yani sevgili seyircilerimiz de muhtemelen çarşıda, pazarda görüyorlardır. Şimdi onlardan renkli. otobüste, belediye otobüsüne biniyorum. Evet. Hani o Habeş, Zenci, evet. Allah Allah, civa gibi, evet. Civa gibi gençler. Evet. Üniversite, evet. Otobüsüyle gidiyorlar. Evet, evet. Her renkten, her milletten öğrencimiz var, şükürler olsun. Ne güzel. İsa abi sizinle bundan önceki programımızda dedik ki bizim 5000'li rakamlarla bir hedefimiz var yabancı öğrencide. Belki o zaman sizlere bu abartılı olarak gelmiştir. Doğru. İşin doğru. Yani 5000 çok büyük bir rakam. Birçok yeni açılan veya vakıf üniversitesinin toplam öğrenci sayısıdır bu. Evet. Biz bu pandemi süreci de dahil olmak üzere, pandemi süreci eğer olmamış olsaydı biz bu 5000 rakamının üzerine çıkacaktık. Şu anda tam rakamını istiyorsanız sizinle paylaşayım. Çok sevinirim. 3824 tane yabancı öğrencimiz hocam, var. Hocam 4000 diyeceksiniz. 4000 şu yani anda. Sizin tasavvur ettiğiniz, mutasabber plan derler, bir bin kalmış ki. Kayıtlarımız devam ediyor. Hedefimize Allah'ın izniyle uğraşacağız. Tutacak büyük ihtimalle. İnşallah. Şu anda kayıtlarımız Allah devam Allah ediyor. Allah muhafaza etsin. Bir diğer unsur, yine bir müjde olarak almış olalım. Buyurun. Biz bu pandemi sürecinde yabancı öğrencilerimizi uzaktan eğitime tabi tutmuyoruz. Onları da çağırdık. Öğrencilerimiz ondan dolayı öğrencilerimizi görüyorlardır. Böyle renkli renkli talebelerimiz çarşıda, pazarda dolaşıyor. Bunların her geçen gün sayılarını değerli seyircilerimiz daha fazla görecekler. Yani muhtemelen sevgi yolunda yürürken omuzları çarpacaktır. Efendime söyleyeyim, onlarla karşılaşacaklardır. Şu anda da devam ediyor, gelmeye devam ediyorlar. Çok iyi bir rakam bir üniversite için. Evet. Biz TÖMER'i devraldığımızda, yani bir yıl önce 120 öğrenci vardı. Yabancı öğrenci. Şu anda yabancı öğrencide 4000'li rakamlara ulaştık. Bir yıl içerisinde bu. Çok güzel. Muazzam bir rakamdır. Evet efendim. Sevgili seyircilerimize bir müjde daha şöyle vereyim. Öğrenci sayısı bütün üniversitelerde azalırken bizim üniversitemizde öğrenci sayılarımız muazzam derecede arttı. Bütün fakültelerimizde, meslek yüksek okullarımızda dahil olmak üzere hemen hemen %90, %100'lere yaklaşan bir doluluk oranına ulaştık. Çok güzel. %90'ın üzerinde şu anda bütün ortalama
%90'ın üzerinde, %92-93'lere ulaştık. Birçok meslek yüksek okulumuzda tamamen %100 doluluk oranında ulaşmış durumdayız. 48 bin rakam yabancı öğrencilerin gelmesi devam ediyor. 50 bin öğrenci demektir bu. Evet. Sadece Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin öğrenci sayısı. Muazzam bir rakam. İnşallah bu öğrencilerimizin pandemi süreci sona ermesiyle birlikte arzu ediyoruz, umuyoruz ki bu bahar döneminde yüz yüze derslerimize yapalım. Artık Ocak'tan sonra öğrencilerimiz gelsin. Geldikten sonra bu 50 bin rakamını inşallah öğrencilerimizin şehrimizde şenlendirdiklerini, üniversitemizi şenlendirdiklerini inşallah görecekler. Üstadım, müsaadenizle bir iki unsur tabii, daha var. Yani bu pandemi süreci zatenlerinizin sormuş olduğu suale binaen söyleyeyim. Sanayi üniversite işbirliği her zaman sadece sözde kaldı. Maalesef diyelim. Sevgili seyircilerimiz buna hak vereceklerdir. Lütfen üniversitemizin web sayfalarını, sosyal medyadaki hesaplarını takip etsinler. Sanayi ile üniversitemizi gerçekte birleştirdik. Birçok sanayi kuruluşumuzla birlikte ortak işler de yürütüyoruz. Geçen gün sanayideydim, bir esnafımızla birlikte konuşuyorduk. Hocam dedi, ilk defa bir yöneticinin ayağımıza geldiğini görüyoruz. Rektör hocam birçok sanayicinin ayağına defaatle giderek, biz burada rektörüz efendim, hocayız, oturduğumuz yerden insanlar ayağımıza gelsin. Asla yönetim olarak bütün yöneticilerimizin hepsine talimatıdır. Hiçbirimiz yerimizde oturma gibi bir lüksümüz yok. Hepimiz sahada olacağız. Sanayiyle, şehirle, kültürle hep bir arada halkla üniversiteyi iç halkla iç içe bir üniversite haline getirip bütün bunların meyvelerini alıyoruz Allah'a şükürler olsun. Bununla ilgili doktora teşvikleri aldık. Bunun haricinde mesela Güzel Sanatlar Fakültemiz dünyadaki 500 üniversite içerisinde ilk 5, dünyadaki binlerce Güzel Sanatlar Fakültesi var. Bunların içerisinde tam şeyini söyleyeyim sizlere. 393. oldu. İlk 500'ün içerisinde giren tek fakülteyiz. Wow, ya hocam ne güzel. Ne güzel haberim evet. Ben. Şimdi zaman zaman basında farklı şekillerde çıkıyor. Üniversitemizin efendim birkaç basamak gerilediği vesaire tarzında. Parametreler çok farklı. Farklı parametreler alıyor. Yani mesela öğrenci sayılarımız çok yükseliyor. Biz aynı şekliyle hoca sayılarımızı yükseltemiyoruz. Biz her şeyden hocalarımızın gelmesini arzu ediyoruz. Hoca geliyor ancak bir hocanın yetişmesi de kolay olmuyor. Evet, tabii hocam. Öğrenci sayısı arttığında bunun öğrenci sayısına düşen öğretim elemanıyla kıyasladığınız zaman evet sayıların derecelerde düşme olabiliyor. Ancak fakülte bazında baktığımız zaman, üniversitenin farklı alanlarına baktığımız zaman, bugün mesela Teknokent muazzam bir atağa kalkmış durumda. Maalesef tekrar söyleyeyim, üniversiteyi biz devraldığımızda Teknokentler içerisinde sonuncu sıradaydı. Şu anda hızla basamakları çıkıyor ve önümüzdeki günler içerisinde bunların farklı müjdelerini inşallah yine göreceğiz. Elektrikli araçta yeni Teknofest'e katıldı üniversitemiz. Öğrencilerimiz yine koronaya rağmen çalışıyorlar. Üniversitede imkanları sağladık. Her türlü imkanı kullanıyorlar. Üniversitemiz Türkiye'de 4. oldu. Elektrikli araba yarışmasında 4. sırada. Bunun haricinde efendim UC'de Gaziantep'te bir yarışma yapıldı. Drone yarışması yapıldı. Bununla ilgili efendim oraya katıldık. Orada da yine finale kalan üniversiteler içerisinde yer aldı ve orada bizleri başarıyla temsil etti. Farklı alanlarda çalışmalarımız var. Avrupa Birliği projelerinde önemli projeler aldık. Ülkeye çok ciddi anlamda bir girdi sağladık. Birçok üniversite içerisinde
40'lı sıralardayız ki bu 47 üniversite arasında yer aldı üniversitemiz. 207 üniversitenin içerisinde 47 üniversiteye bu anlamda imkanlar sağlandı. Bunların içerisinde yani TÜBİTAK projelerinin içerisinde 47 üniversitenin içerisinde üniversitemiz. Bu da muazzam bir başarıdır. İlk defa böyle bir başarıyı üniversitemiz elde ediyor. 2018 yılında malumunuz Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuruldu. O kurulduktan sonra efendim bazı hocalarımız orada, tıp fakültesi orada kaldı, diş hekimliği orada kaldı, sağlıkla ilgili bütün bilimlerimiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde kaldı. Dolayısıyla bu parametrelerin içerisinde bunlar da etkiliyor. Bizim hani güzel görme noktasında, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor ya, biz de bunu esas alarak işin güzel tarafından bakacağız. Birçok alanda üniversitemiz gerek sanayi, üniversite işbirliği, gerek öğrencilerimizin başarıları, gerekse efendim altyapılarımızdaki çalışmalar noktasında Türkiye'de önemli başarılar elde etti. Bu noktalardan bakıp üniversitemizi bu yönleriyle ekranlara almamız gerekiyor. Bizlere bunları anlatma fırsatı verdiğiniz için ben Allah tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Bu tür fırsatları vererek üniversitemizin gelmiş olduğu noktayı bu tarzı ifade etme şansı veriyorsunuz. Allah bunun için de ayrıca hem şimdi kanalımıza hem sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kendinizi ifade ettiniz. 200 küsür üniversite dediniz. Evet. Şimdi 207 üniversitenin içerisinde ben hani biraz da meraklıyım. Böyle biraz sağa sola bakıyorum. Özel üniversitelerin içerisinde sizin yabancı öğrenci sayınız kadar tüm öğrenci sayısı olmayan üniversiteleriniz var. Evet. Yani aynen. Kaldı ki bu bile çok çok büyük bir başarı. Evet. Şimdi sevgili hocam, sevgili yönetmenim benim koltuğumun aslını getirmemiş ama ona rağmen gönül dilinden siz gönlümüzü hoş eylediniz. Eyvallah. Biz de sazın telinden biraz da size biraz sonra hangi türküyü neden çaldığımı anlayacaksınız inşallah. Bir güzel türkü kimin? Kul Hüseyin'in. Diyor ki ey erenler akıl fikir eyleyin. Dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin. Mümine de iman ne güzel uymuş diyor. Neyse. Bakalım başka neler uymuş. Eyvallah. Çalalım hocam. Ey erenler akıl fikir eyleyin, dağlara da duman ne güzel uymuş, yaradan Allah'a şükür eyleyin, mümine de iman iman ne güzel uymuş, ne güzel. Mümine de iman iman ne güzel uymuş, ne güzel uymuş. Ezeli gamımdır kara bağlamak, ciğerimi aşk oduna bağlamak, Yakub'un da işi gücü ağlamak, Yusuf'a da Kenan Kenan ne güzel uymuş, ne güzel uymuş. Yusuf'a da Kenan Kenan ne güzel uymuş, ne güzel uymuş. Kimisi küffardır,
Paparisa'ya amel getirirler, Eğri Asa'ya İncil İsa için, Tevrat Musa'ya, Muhammed'e Kur'an, Kur'an ne güzel uymuş, ne güzel uymuş. Muhammed'e Kur'an, Kur'an ne güzel uymuş, ne güzel uymuş. Kul Hüseyin'im yeşil giyer eynine, hiçbir hile getirmezdi gönlüne. Kurdu kuşu bembe eylemiş kendine. Ülkede Süleyman ne güzel uymuş, ne güzel uymuş. Ülkede Süleyman ne güzel uymuş, ne güzel uymuş. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Bir eser. Kul Hüseyin böyle demiş efendim. Mülkede Süleyman ne güzel uymuş demiş. Efendim sevgili seyircilerimiz bilirler ki Hazreti Süleyman bütün hayvanlarla konuşma gibi bir özelliğe sahip. Allah onu ona o özelliği vermiş. Şimdi sevgili seyirciler zamanımız süratle azalıyor. Aslında sevgili hocam da demek ki iki programlık bir hazırlık yapmışız da gelmişiz. Efendim çok hoşuma giden bir şey var, efsane. Efendim Hazreti Süleyman'ın postası diyelim biz ona, kartalmış. Demiş bütün hayvanları topla, bir konuşma yapacağım. Evet. Hayvanları toplamış, rapor getirmiş. Demiş efendim hazır. Hepsi, herkes hazır mı? Demiş efendim bir tek serçe, sen git ben biraz sonra gelirim belki dedi demiş. Beni savurdu başından demiş. Kartala, serçe. Neyse, Hoca Peygamber de sormuş ona. Eşi yanında mıydı demiş. O da çok güzel. Evet demiş. Ha, o zaman demiş tamam. Eşi yanında olan bir erkeğe demiş sakın demiş böyle kaba falan davranma, ne olur ne olmaz demiş. Ondan sonra da serçeyi çağırmış huzuruna. Demiş sen de neden demiş böyle yaptın, geç kaldın. Serçe Hoca Peygamber'e demiş bak işini bozarım senin. Tacını tahtını viran eylerim. Aha. Nasıl yani? Serçe ve koskoca Hazreti Süleyman. Demiş vakıf tarlasından, vakfedilen tarladan gagamla birkaç toprak parçası alırım. Atarım senin kendi öz tarlana. Bu kadar. Ondan sonra demiş bakarsın dünyanın kaç bucak olduğuna. Ya. Şimdi efendim sevgili seyirciler bunu niye anlattım? Benim elimde şöyle, sevgili yönetmenim bunu şöyle gösterirse sevinirim. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden rica etmiştim bunları. Birisi vakıf duası, bir diğeri vakıf bedduası. Efendim bu çok muhteşem sözleri havi bu bunlar. Hem de teşekkürler. Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesi'nden alınmış. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aldım bendeniz bunu. Her ikisi de Kanuni Sultan Süleyman'ın vakfiyesinden. Diyor ki her kim ki Allah'tan korkmayıp vakıflarıma zarar vermeye niyet veya eder değiştirirse dünyada zalimler grubundan sayılsın. Ahirette elleri boş, Allah'ın rahmetinden mahrum ve sonsuz azaplarla azap olunsun diye beddua etmiş. Şimdi ben şunu biliyorum sevgili hocam. Sizin bu konuda muazzam çalışmalarınız var ve benim gene bildiğim kadarıyla çevre üniversitelerde de bu işin en iyilerindensiniz. Allah nazardan saklasın. Bu vakfiyelerle ilgili bu koca koca eserleri yazan sizsiniz. Bunlar konusunda sevgili yönetmenim oraya da bir 5 dakika yazdı gene. Yani gördüm onu da. Hocam buyurmaz mısınız? İsa abim tabii vakıflar bir derya. Bu konuda 5 dakika
malum haliniz... Başlı başına bir program hocam. Nitekim daha önce yapmıştık bir yaptık. İki saatlik program yaptık evet. Bu konuda. Muhtemelen onu o zaman da bitirmemiştik. Ya bitmemişti, bitmezdi i̇ki, zaten. İki saatte de efendim, ben 5 dakika şu an vakfın dua ve bedduasını okumuş olsam 5 dakikamız bitecek. Yani. Şunu ifade etmiş olalım sevgili seyircilerimize. Kütahyalılar bu konuda ne kadar iftihar etseler azdır. Vakıf konusunda vakıf cenneti diyebileceğimiz bir alandır Kütahya. Kurmuş olduğu vakıflarla, kurduğu vakıflarla, vakıf medeniyetinin önde gelen şehirlerinden bir tanesidir. 3 ciltlik eser masamızın üzerinde. Bu 3 ciltlik eserde biz vakfın tarihçesini anlattık ancak Kütahya vakıflarının ilçeleriyle efendim o zaman tabii Eskişehir, Afyon, Uşak, Kütahya'ya bağlı ilçeleri, Kütahya bir merkez konumunda yüzlerce vakıf kurulmuş ve dediğimiz gibi vakıf medeniyetinin merkezi haline adeta gelmiş. Vakfın tarihçesinden başlamış olsak biz efendim şeyin içerisinden çıkamayacağız. Onun için istiyorsanız ben bugünün böyle bir parmak bal çalmak kabiliğinden kısa bir anekdot anlatayım. O anekdottan sonra programımızı vakıflarla ilgili münhasıran bir vakıf programı yapalım. Zaten ben sevgili seyircilerimizin huzurunda istirham edecektim. Sizden söz alacaktım. Sırf vakıflar ve vakfı hakkında. Eyvallah. Efendim buyurun efendim. Üstadım şimdi bizim mesela eğitim konusunda kütüphanelerin kurulması mevzusu var. Osmanlı'da okuma çok az deniliyor. Şöyle deniliyor, bu tarzı tenkitler ediliyor. Ben sadece bir örneğini vereyim. Kütahya'da kurulan 2 tane kütüphane, 3 tane büyük kütüphanemiz var. Biri Vahit Paşa Kütüphanesi, ikincisi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi, üçüncüsü de üniversitemizin merkez kütüphanesi, Ömer Halis Demir Kütüphanesi. Evet. Şimdi 3 tane kütüphanenin üniversiteyi saymazsak eğer, üniversitede zaten olmak zorunda, şehirdeki 2 büyük kütüphanenin ikisi de vakıftır. Aa, ne güzel. Tabii. Vahit Paşa Kütüphanesi, merhum Vahit Paşa burada valilik yaptığı süre içerisinde, bugün Ulu Cami'nin son cemaat kısmında küçük bir oda olarak, ben de o tarzda hep okuduğumuz, efendim incelediğimiz bütün kaynaklarda orası geçiyor. Bir de küçük de kitabesi var. Evet efendim. Fakat geçenlerde Sayın Valimiz bu konuda çok ehemmiyetle üzerinde duruyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar var. Kazı çalışmaları neticesinde Ulu Cami'nin arka tarafında bir kazı çalışması var. Orada kütüphanenin temellerine ulaşıldı. Hamam kalıntıları var vesaireleri var. Oranın hemen Ulu Cami'nin bugün cenaze namazlarının kılınmış olduğu yerin hemen bitişi şu anda şey içerisinde alınmış, koruma içerisinde evet, alınmış efendim. Durumda. Orada muhtemelen onlar kullanıldı, orası kullanıldı kütüphane olarak evet. Ve Vahit Paşa gitmiş olduğu yerlerde kitap alarak buraya göndermiş, gittiği yerlerde de vakfiyesini kurmuş. Halep'ten bile kitap yollamış efendim, o aynen günün şartlarında. Öyle. Girit'ten bile. Evet, Girit'ten bile, Halep'ten, Şam'dan efendim oralardan satın alıyor. Kendi maaşından kitap satın alıyor ve buraya gönderiyor. Türkiye'deki sayılı kütüphaneler içerisindedir. Kütahya Vahit Paşa Kütüphanesi. Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi, Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Sizin de malumunuzdur. Eyvallah efendim. Çok önemli birçok yerden kendisine teklif gelmesine rağmen Kütahya'nın malıdır. Kütahya'da olmalıdır diye kütüphanesini kurmuş, belediyeye vermiş ve vakıf kütüphanesi evet. içerisinde sayılıyor. Şimdi sevgili seyirciler, bu konuyu sevgili hocamla malum söz aldık. Şimdi özel olarak sırf bu vakıflarla ilgili tüm genel manada baştan başlayarak sırf özel bir program yapacağız inşallah. O yüzden ben sevgili hocamdan
sözünü balla kesmiş olmak için özür diliyorum. Ve sevgili hocam, veda niteliğinde sevgili seyircilerimize son neler söylersiniz? Eğitimle ilgili ben girizgah yapmıştım vakıflarla ilgili. Anekdotu anlatmadım. Anekdotu da o zaman sevgili seyircilerimiz merak ediyorlarsa inşallah bir sonraki programa bırakalım. Evet, beraber yapacağımız ilk programda peki, oradan başlayarak daha oradan da güzel olur. Eyvallah. Eyvallah peki. Ben tekrar bizlere bu fırsatı verdiğiniz için hem kanalımıza, Türk Haber'e hem de zat hallerinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sevgili efendim, seyircilerimize de iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olsunlar. Sağlıkla, muhabbetle kalsınlar. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sevgili hocamın o güzel temennilerine ben de dualarla diyorum ki eviniz ve gönlünüz şen olsun. Rabbim her manada kazadan, beladan, hastalıktan, özellikle koronadan hem ülkemizi hem dünyayı def'ü ref eylesin, kurtarsın inşallah. Bu programın size intikalinde sevgili Hüseyin Gürman, Onur Yetkin, Ömer Polat ve sevgili Sinan Başalan'a ben hasreten çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bir sonraki programda tekrar sizlerin huzurlarınızda, tekrar bir gönül ehliyle inşallah buluşacağız. Eviniz, gönlünüz şen olsun. Dualarınız ve dualarımız makbul olsun. Allah'a emanet olun efendim.